Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Evet, bu transfer dedikodusu İtalya kaynaklı arkadaşlar. Türk basında yer almıyor. Zaten şu son zamanlarda dikkat ederseniz Türk basını transfer konusunda, transfer haberleri konusunda oldukça sınıfta kalmış durumda. Genellikle yabancı ağırlıklı basınlardan haberi alıp servis ediyorlar. Ve yabancı kaynaklardan gelen haberlerin daha net ve doğru olduğunu da görüyoruz. Evet, ismimiz Federico Santander, Bologna'nın Paraguaylı forvet oyuncusunu inceleyeceğiz. Oyuncunun ismi Fenerbahçe ile anılıyor arkadaşlar. Fenerbahçe'nin oyuncu ile ilgili olarak transfer girişimlerinde bulunduğu iddia ediliyor. İtalyan basınında geçen haberlere göre biz de ilk önce 2019 özelliklerine bakacağız. Ajax scout raporlarını alacağız. Efe Meditör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra Santander'i alacağız arkadaşlar. Fenerbahçe'nin günümüz kadrosuna, yani güncel transferler onların olduğu Kruse, Vedat Muriç, Geri Rodriguez'li kadroya koyacağız. Ve tüm transferleri gerçekleştirdiğimiz sezonu bir sezon boyunca simüle edeceğiz. Bakalım Santander nasıl bir performans göstermiş, ona bakacağız. Evet, İtalya'da Bologna takımında oynuyor Federico Santander. 28 yaşında, 04-6990 doğumlu, 29'unda diyebiliriz günümüzde. 16 kez milli takım, A milli takım formasını giyip bir gol atmış durumda. Şu an günümüz itibariyle 19 maçta 2 golü var arkadaşlar. Aslına bakarsanız düşük bir gol rakamı diyebiliriz. Milli takım performansının çok başarılı olmadığını söylemekte fayda var. Piyasa bedeli 6,75 milyon euro ve 30.06.2021 tarihine kadar 1,85 milyon euro kazanıyor Bologna'dan. Pozisyonlara baktığımızda tek bir mevkide oynayabiliyor. Santrafor, merkez, direk arkadaşlar. En başarılı olduğu rol ve göre pivot, santrafor, destek. Aynı zamanda çalışkan forvet, hücum, komple forvet, hücum, fırsatçı golcü, hücum, yardımcı forvet, destek ve yaratıcı forvet, hücum. Bu rol ve görevlerini de oynama imkanı sunuyor profil bize. Boy 1,84, boy 1,87, ağırlık 84. Kullandığı ayak sağ, kişilik kararlı, medya gözünde etkili santrafor. Sert şutlar çeken, kaleye sırtık dönük oynayan, ki kaleye sırtık dönük oynayan oyun tarzı onun pivot santrafor olduğunu net bir biçimde bize söylüyor. Frikiklerde sert şut çekmeyi seven bir oyun tarzı var. Gelelim fiziksele. Çeviklik 11, dayanıklılık 15, denge 14, güç 17, hız 13, hızlanma 11, vücut zindeliği 7, sıçrama 16. Bir pivot santrafor oyuncusu için gerçekten güzel rakamlar diyebiliriz. Pivot santraforlar için denge 14, güç 17 ve sıçrama 16 tertemiz rakamlar arkadaşlar. Çok hızlı bir oyuncu değil. Hız 13, hızlanma 11. Çevikliği de biraz düşük diyebiliriz bir forvet oyuncusuna göre. Dayanıklılık da 15'te gayet iyi. Fena değil bence fiziksel özellikleri. Güzel. Zihinsele gelelim. Agresiflik 13, cesaret 15, çalışkanlık 16. Evet, çalışkanlık 16 gerçekten güzel bir rakam. Yani günümüz futbolunda çok önemli bir rakam bence. Karar alma 13, kararlılık 15, konsantrasyon 3, ön sezi 15, özel yetenek 8, pozisyon alma 9, soğukkanlılık 13, takım oyunu 15, topsuz alan 14 ve vizyon 11. Ben burasını da güzel buldum arkadaşlar. Özellikle pivot santrafor olarak değerlendirdiğimizde topsuz alan 14 rakamı pivot santraforlar için, yani topsuz alan koşusu bakımından değerlendirdiğimizde güzel bir rakam. Takım oyunu 15, çalışkanlık 16, tam bir takım oyuncusu olduğunu söylüyor Federico Santander'in bize. Soğukkanlılık 13, ön sezi 15 bir forvet oyuncusu için gayet iyi. Karar alma 13 de gayet iyi arkadaşlar. Hatta kararlılık 15 ve konsantrasyon 13 de iyi. Yani bence zihinsel ve fiziksel anlamda etkili bir pivot santrafor olduğunu söyleyebiliriz Federico Santander'in. Tekniğe bakalım. Uzaktan şut 13, teknik 11, pas 11, penaltı 11, frikik 10, kafa vuruşu 16, ilk kontrol 11, dribling 11, bitiricilik 13. Evet, bitiricilik noktasında kafa vuruşu daha etkili bitiriciliğine göre arkadaşlar. 16 çok güzel bir rakam. Yani tam bir pivot santrafor olduğunu görüyoruz zaten. Bitiricilik 13'te kötü değil. Kötü diyemeyiz ama yeterli der misiniz Fenerbahçe seviyesi için? Birazcık daha şöyle 14, 15, 15 olaydı çok daha iyi olabilirdi şu profil bütünüyle. Teknik 12, pas 11, ilk kontrol 11. Teknik anlamda orta seviye bir oyuncu diyebiliriz. Al ver yapmada, ver kaç yapmada orta seviye bir oyuncu diyebiliriz. Yani profile genel anlamda baktığımda ben zihinsel ve fiziksel açıdan çok güçlü bir oyuncu görüyorum. Teknik açıdan evet, bitiricilik noktası biraz düşük olsa da kafa vuruşu çok etkili bir oyuncu. Net bir pivot santrafor. Pivot santrafor özellikleriyle baktığımızda net bir pivot santrafor. Peki Fenerbahçe'nin ihtiyacı mı sizce arkadaşlar Federico Santander? Bana göre değil. Şimdi siz bu transferi niye yapıyorsunuz? Vedat Muriç ile rekabete girsin diye yapıyorsunuz ama iki tane aynı tip oyuncu olmasını ben çok doğru bulmuyorum. Vedat Muriç de pivot santrafor arkadaşlar. Hemen hemen şöyle diyeyim size. Futbol Manager 2020'deki 2019'da Vedat Muriç'in profili oldukça zayıf. Futbol Manager 2020'de Vedat Muriç'in profilde hemen hemen buna yakın olacak. Kullandığı ayak işte sol olur. Birazcık daha vücut zindeliği artışta olur Vedat Muriç'in de. Buna benzer bir profille karşılaşacağız bence.
O açıdan bu transfer ne kadar doğru olur orada kararsızım. Çünkü bu iç sahada etkili olur. Yani iç sahada koyarsın nispeten zorluk derecesi düşük maçlarda Santander, Muriç yaparsın son 20 dakika. Haldır huldur yüklenirsin havadan ama deplasman oyunlarında iki tane pivot santrafor yerine sanki oraya bir tane pırpır forvet, gezgin forvet almak çok daha mantıklı. Yani buna örnek verecek olursak kim diyebiliriz? Tamamıyla isim olarak yani tarz olarak doğru isim olduğunu söylemiyorum. Niyazse mesela. Yani savunma arkasında koşu yapar. Hızıyla koşu yapar, alver yapar, geriye gelir. Yani o açıdan sanki o tarz pırpır gezgin bir forvet oyuncunun Fenerbahçe'nin için doğru isim olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorum yaparsanız videonun altına memnun olurum. Kaliteli bir oyuncu Santander ama Vedat Muriç için kopyası gibi geliyor bana. O açıdan doğru isim mi onu bilemiyorum açıkçası. Yorumunu size bırakıyorum. Ben doğru isim olmadığı kanaatindeyim. Evet şimdi Federico Santander'i aldık. Fenerbahçe kadrosuna koyduk ondan önce özür diliyorum. Ajax scout raporları. Evet ne demişler? Şu an Eredivisie seviyesinde harika oynar. Yararlı bir transfer olabilir. 61 tavsiye puanı ki ortalamanın bir tık üstünde bir tavsiye puanıdır. İyi bir referans vermişler teknik ekibe Ajax scoutları. Mevcut yetenek 3, potansiyel yetenek 3 denmiş. Eksi olarak stil öğrenmesi gerekiyor. Sadece tek bir mevkide oynayabiliyor. Top ortalayacakken kararsız oluyor. Sinirine hakim olamaması yüzünden arada sırada aşırıya kaçan hareketlerde bulunabiliyor ve son olarak bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil denmiş. Artılar, kararlı bir kişiliğe sahip. Başka bir ülkede oynamaya kolayca adapte olabilir. Hava toplarında oldukça iyi. Güçlü bir oyuncu. Büyük maçlarda oynamayı çok seviyor. İstikrarlı bir oyuncu. Milli takımda oynuyor. Oyuncu sol kanat pozisyonu için eğitilebilir ve belli sözler verildiği takdirde transfer olmaya sıcak bakabilir denmiş. Tahmini bonservis bedeli 8.25 milyon euro ile 11 milyon euro arasında. İyi bir rakam. İyi bir rakam bunu diyelim. Maaş ise 2.73 ile 3.8 milyon arasında denmiş. Şöyle bir son şeye bakacağım. Bologna'nın forvet oyuncusu var mı? Yani Santander'i bakalım. Destro, Falcini ve Santander. Destro, Mattia Destro as takım oyuncusu olacaktır. Kaliteli bir oyuncu ama sakatlık sıkıntısı olan bir oyuncu. Diego Falcini, o da iyi bir oyuncu. O da pivot santrafor tarzında bir oyuncu. 1.86 boyunda. Yani olabilir bu transfer Santander transferi bence şöyle 4-5 milyon euro bir rakama bitebilir gibi gözüküyor. 3 forveti var çünkü Bologna'nın iyi bir bonservis bedeline hayır demeyeceklerini düşünüyorum Santander'le ilgili olarak. FM Editor rakamlarına da gezdirelim. 131'e 135. Mevcut yetenek 131, potansiyel yetenek 135. Hemen hemen gelişimini sağladığını görüyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe 11 için yeterli mi? Yani rotasyonda kullanabilecek bir oyuncu değiliz. Çok iyi bir oyuncu olduğunu söylemek hata olur bu mevcut yetenek rakamıyla ama ortalama bir rakam diyebiliriz arkadaşlar. Ama ağırlıklı olarak bir rotasyon oyuncusu olduğu izlenimini veriyor. Bence profilindeki kaliteli özellikler fazla mevcut ve potansiyel yeteneğine yaklaşmamış. Yani mevcutun 135 potansiyelin 142-143 olması filan lazımdı bana kalırsa. Yani yoksa profili kötü değil. Bir pivot santrafor için iyi bir oyuncu. Evet, geçmişine de bakalım. Kısa bir sakatlık geçmişi de var. Ona da bakalım arkadaşlar. 2017'de bacak kırığından dolayı 2 ay sahalardan ayrı kalmış Santander. O da kariyerini önemli biçimde olumsuz etkiledi. Evet, Paraguay'dan Guarini çıkışlı Kopenhag'la Avrupa'da buluşuyor. 2015-2016'da 30 lig maçında 14 golü var Danimarka'da. İkinci sezonda 28 maç 12 gol. Üçüncü sezonda 24 maç 12 gol atıyor. Ve 2018-2019'da Bologna'ya 6 milyon euro bedelle geliyor. Bu sezon Serie A'da 32 maçta 8 gol 3 asist yaparken 2063 dakika sahada kaldı. İtalya Kupası'nda da 2 maçta golü yok 58 dakika sahada kaldı. Toplamda 34 maçta 8 gol 3 asistlik bir performansı var. Hani baktığınızda bir forvet oyuncusu için az gol rakamı gibi gelse de bence Bologna'nın bu sene en iyi oyuncularından biriydi. Özellikle Bologna Serie A'da sezonun son bölümünde müthiş bir çıkış yakaladı. Federico Santander hani gol atmadı belki ama çok iyi servisler yaptı. Takım arkadaşlarını çok iyi oynattı diyebiliriz pivot santrafor rolünde. Evet Santander yani Muriç olmasaydı ben bu transfere olumlu bakabilirdim arkadaşlar ama Muriç olduğu için aynı tip iki tane oyuncunun gereksiz olduğu kanaatindeyim. Fenerbahçe'nin daha bir pırpır ve gezgin forvete ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Evet şimdi Santander'i aldık. 5 Fenerbahçe'nin günümüzdeki transferli kadrosuna koyduk. Gerçekleşen tüm transferlerin olduğu kadroya koyduk ve sezonu bir sezon boyunca simüle ettik. Bakalım Santander Fenerbahçe forması altında nasıl bir performans göstermiş? İşte Fenerbahçeli Federico Santander'in 2019-2020 tahmini performansı.
Evet arkadaşlar, Federico toplam 17 maçta oynamış. 6 maç ilk 11 olmak üzere 6 gol atmış. Bir kez maçın adamı olup %70 pas isabeti ve %42 40 şut isabetiyle 6.97 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Aslında ilk 11'de çıktı. 6 maçı dikkate alırsak 6 gol fena bir katkı değil. 6.97 oyuncu puan ortalaması da FM 2019 oyun motoruna göre ortalama, hatta iyi bile diyebileceğimiz bir rakam. Fena bir sezon geçirmediğini görüyoruz ama az maç oynamış. Ona bakacağız nedenini. Ligde 6 maç ilk 11, 9 maç yedek, 15 maçta 6 gol, 7.04 oyuncu puan ortalaması ki başarılı bir oyuncu puan ortalaması kanımca. Türkiye Kupası'nda 2 maç oynamış, gol asisti yok. Şöyle bir özelliklerine bakalım diyeceğim. Özelliklerinde bir düşüş seziyorum arkadaşlar. Bir sakatlık sıkıntısı mı yaşamış? Özellikle fizikselde bir düşüş var. Çeviklikte, hızlanmada, güçte, dengede biraz güçlü yönlerinde bir düşüş yaşamış açıkçası. Zihinsel ve teknik ise hemen hemen aynı diyebiliriz. Şöyle bir bakalım FM Editör rakamlarına. 126'ya düşmüş. Evet. 131'di. 131'den 126'ya düşmüş. Tabi bu mevcut yetenek rakamıyla Fenerbahçe'nin 11'inde oynaması çok mümkün değil. 126 Fenerbahçe için düşük bir mevcut yetenek rakamı. Peki sakatlık mı yaşamış? Ona bir göz gezdireceğiz şimdi. Diz 2 gün. Oo, 5 ay. Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış arkadaşlar. Yine bacak kırığı. 2017'de yaşadığı bacak kırığı sakatlığı 2018'de de nüksetmiş FM 2019 oyun motoruna göre ve 5 ay sahalardan uzak kalmış. Evet, ilginç. İlginç. Yani garip ya, gerçekten ilginç, aynı noktadan sakatlanması yine uzun süreli ilginç geldi bana. Fenerbahçe ne yapmış ona bir bakalım. Fenerbahçe ligi 3. sırada bitirmiş arkadaşlar. Şöyle hemen Lig Kupa genel performansa bakalım, ortalama puanlardan. Vedat Muriç transfer listesinde ki Vedat Muriç'in bu profili gerçekten Fenerbahçe için zayıf. Ama Football Manager 2020'de kesinlikle revize edilecektir bu profili. O yüzden çok baz almıyoruz arkadaşlar Vedat Muriç profilini. Max Kruse 34 maç ilk 11'de 15 gol 8 asist 7.22 oyuncu puan ortalaması kalitesini yansıtmış. Geri Rodriguez 13 gol 2 asist 7.10 çok iyi bir ortalama. Kerim Fıray'ı almışlar ama çok 11'de oynamamış. Hasan Ali 38 maçta 7.03. Deniz Türüç 24 maçta ilk 11 maçında 7.01. Hiç fena değil bence. Baktığımız zaman Victor Moses 34 maç 6 gol görüyorum. Matias Jorgensen yeni transfer 36 maçta 3 gol 2 asist 6.88 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Yeni transferlere bakıyorum daha. Lazar Markovic geri gelmiş. Emre Belezoğlu fazla oynayamamış arkadaşlar. O ilk 11'de 10 maç oynamış. Yedekten de 12 maçta girmiş. Bir gol 6.72 oyuncu puan ortalaması yakalarken Jailson as takım oyuncularından biri olmuş. 35 kez ilk 11'de forma giymiş. Evet, Fenerbahçe ile ismi geçen bir forvet oyuncusu ki Fenerbahçe'nin forvete kesinlikle ihtiyacı var ama bir an önce halledilmesi gerekiyor bu sorunun. Gerçekten Fenerbahçe'nin transfer süreci biraz sıkıntılı geçti. Şahsım adına ben bu kadar geç kalmasını doğru bulmuyorum. Taraftar elinden gelen her şeyi yaptı Fenerbahçe için. Win-win'den de onu yaptı. Kombini aldı, forma aldı, her şeyi yaptı. Yani bu takıma şu an Fenerbahçe çok acayip arkadaşlar. Belki kızacak Fenerbahçeli arkadaşlar ama burada objektif olmak zorundayım. Çok net 4 tane transfer lazım. Bir stoper, bir sol bek, bir forvet, bir orta saha, hatta imkan dahilinde varsa bana kalırsa Victor Moses'ın yerine bir de bir kaliteli oyun zekası yüksek bir kanat oyuncusu lazım. Bakalım göreceğiz ama Federico Santander, Vedat Muriç olmasaydı bu transfer bence çok mantıklı bir transfer hamlesi olurdu. Vedat Muriç ile Federico Santander ise sanki aynı tip iki oyuncunun biraz lüks olduğunu düşünüyorum. O yüzden pır pır böyle gezen bir forvet, elde avuca sığmayan bir forvet Fenerbahçe için sanki daha yararlı olacakmış gibime geliyor. Evet, bir transfer dedikodusu videosunda sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Yavaş ama emin adımlarla hep birlikte büyüyoruz. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.